Evet, hazır süper şarj molasındayken size şöyle bir hızlıca Model 3'ün ekranını anlatayım. Çünkü Model S'le ufak tefek farklar var. Çünkü yani bütün hepsi tek bir ekrana sığdırılmış durumda. Bu 15 inçlik bir ekran, oldukça sağlam. Bunun üzerinde bir tane hatta koruma da yapıştırmış bunun arabanın sahibi. Şimdi öncelikle arabanın sol tarafından başlayalım. Sol taraftaki yaklaşık 1/3'lük kısım, burası hiçbir zaman değişmiyor. Burası normalde direksiyonun arkasında bulunan hız göstergesi görevini görüyor. Burada hız göstergesi, kalan kilometreniz ve bulunduğunuz vites ve arabanın hızlı kontrolleri var. Arabanın bagajı da ön bagajı da ikisi de elektrikli olmadığı için sadece açabiliyorsunuz. Sadece şarj soketi elektrikli, onu aç kapı yapabiliyorsunuz. Onun dışında ön bagaj, arka bagaj ve tüm kapılar normal manuel, kendiniz kapatmanız gerekiyor. Bu altta da kartlar var. Bu kartlar standart görüntüsünde bu şekilde. Burada otomatik silecekleri açabiliyorsunuz ya da silecekleri de buradan hassaslık seviyesiyle oynayabiliyorsunuz otomatikte değilse bile. Ki bu aslında biraz eleştirilen bir nokta çünkü hiçbir şekilde direksiyonun kenarından bu değişikliği yapamıyorsunuz. Buradan sesli komut verebilirsiniz, şarj durumuna bakabilirsiniz. Normalde Model S'te ve X'te şarj durumuna bakma göstergesinin şurada ayrıca yeri var. Benim hep elim buralara gidiyordu ilk başlarda ama bunu da buraya almışlar. Ve hızlıca geri görüş kamerasını açabiliyorsunuz. Yani hızlıca bir erişim yeri gibi bir yer. Bu kartı bir tane kaydırırsanız burada lastik basınç sensörü ya da başka bir istediğiniz bilgiyi görebiliyorsunuz. Bu tarafa kayarsanız da normal arabanın yol bilgisayarı, enerji metresi. Çünkü enerji metresi normalde Model S ve X'te sol alttaki kontrollerde burada trips diye çıkıyor. Ama bunda o yok. Bunu da buraya gömmüşler ve böyle kaydırılabiliyor. Bu en son sabah çıktığımızdan beri, son şarjdan beri benim sıfırladığım ayrıca bir yol bilgisayarı ve Trip B diye benim arabaya dokunmadığım bir yol bilgisayarı. En altta da odometre dediği normal arabanın bugüne kadarki kilometresi. Sol tarafta durum böyle. Bu şekilde zaten buraya erişiminiz çok kolay. Araba kullanırken hemen dizinizin dibinde kalıyor. Ekran yatay olduğu için şu kısmı, alt kısmı bloke etmemiş. Burası oldukça ferah kalmış. S'e ve X'e göre böyle bir avantajı da olmuş bunun. Bu tarafa doğru devam edersek burası bildiğimiz versiyon 9. Tesla versiyon 9 Model S ve X'te olduğu gibi ve harita sabit. Burada siz ne yaparsanız yapın hep bu harita var. Bizim şu anki rotamızı iptal edersek diğer şarj noktalarını görebiliriz. Görüyorsunuz inanılmaz bir yoğunluk var bu hızlı şarj noktalarında. Bu harita burada standart. Siz bunun üzerine uygulama yahut müzik koyabiliyorsunuz. Müzik standart olarak geliyor zaten. Şuradan müziğe bastığınız zaman bu ilk seviyesi. Burada sadece ileri geri geçme, ses ayarları yapma ve çalını görme opsiyonu var. Bir yukarı kaldırdığınızda bu ikinci seviyesi. Favori radyo istasyonlarınız ya da radyo mu, uzaktan müzik çalma mı interneti kullanarak. Çünkü Amerika'daki Tesla'da Spotify yok. Yoksa telefon mu? Telefondan mı yoksa TuneIn radyodan mı? Bunları seçebiliyorsunuz ve müziklerde arayabiliyorsunuz. En üstüne getirdiğiniz zaman da komple en detaylı haliyle giriyorsunuz. İşte ister radyo olsun ister normal uzaktan çalma olsun. Şurada zaten ses ayarı var. Müzik uygulaması bu şekilde. Müzik uygulamasının üzerine normalde kamera koyabiliyorsunuz Model S'te ve X'te. Ama 3'te bunun olduğunu sanmıyorum çünkü yeri yok. Yani müzik ve kamera aynı anda altlı üstlü olamıyor maalesef. Kamerayı buradan açabiliyorsunuz. Zaten şu alttan devam edecek olursak burası kontroller. Buraya birazdan gireceğim. Burası müzik. Bunu zaten anlattım. Buradan da uygulama açıcıdan. Eskiden Model S ve X'te üstte olan ama artık S ve X'te de burada olan bu uygulama açıcısından ister takviminizi açabilirsiniz. Takvimini tabii ben araba benim olmadığı için eşleştirmedim. Enerji tüketim grafiği. Onu buradan bu şekilde görebilirsiniz. Son 50 kilometrede 213 ama son 25 kilometrede 184 watt saati tutturmuşum. Gayet iyi. Buradan web'e girebilirsiniz. Web'de normal bildiğimiz bir web tarayıcısı. Burada da bir teslatürk.com girelim. Model 3 ekrandan da bu girilmiş olsun. Bunu da burada aşağı attığınız zaman tekrar müzik geliyor. Kamera zaten göstermiştim. Şarj uygulamasında da yine buradan bastığınız şarjla aynı yere çıkıyor. Şu anda 65 kW hızla şarj oluyor supercharger'da araba. Aslında birazcık yavaş oluyor supercharger'a göre ama herhalde pillerde bir dengesizlik mi olduğunu olduysa. Ve son olarak da cep telefonu uygulaması. Buradan da cep telefonları istediğiniz kişileri arayabiliyorsunuz. Normal sizin telefonunuzdan çekiyor. Güzel ama iki uygulama üst üste koyulamadığı, aynı anda kullanılamadığı için biraz sıkıntı. Mesela ben burada bir yol tarifi aldığım zaman o rotadayken arkadaşlarım burada müziği karıştırıp müzik açmaya çalışıyorsa ki bunu yol boyunca da yaşadık. İkisini aynı anda göremiyorum. Öbür türlü ekran burada değil de burada ayrıca bir ekran olsa direksiyon arkasında çok rahat görülebiliyor. O bir dezavantaj ama alışılamayacak bir şey değil. Dünyanın sonu değil. Koltuk ısıtmalar buralarda. Bu bölge olduğu gibi klimaya dedike edilmiş bir bölge şu kısım.
Burada sol ve sağ koltuk ısıtmaları açabiliyorsunuz. Koltuk soğutma yok. Buradan klimanın sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz ayarlı olduğu. Şu an sink seçili. Sink'i kaldırırsanız iki tarafın şeyini bozuyor. İki taraf ayrı ayrı sıcaklık ayarlayabiliyor. Şu anda manuel ayarda çünkü ben fan hızını 1'e indirmişim. Tek buna bastığımız zaman klima ayarlarına giriyoruz. Burada klimayı açıma kapama, vereceği kısmı manuel olarak ayarlama, yani cama doğru, size doğru ya da ayaklara doğru şekilde ayarlama. Otomatik alırsanız zaten otomatik kendisi hepsini ayarlıyor. Fan hızını genelde birazcık yükseltiyor. Buradan hava kompresörünü kapatma, açma, havayı içeride dolaştırma gibi opsiyonlar var. Burada tabii ki Bioweapon Defense Mode gibi şeyler yok. Bu araba o kadar premium bir araba değil. O özellikler yok. Ama buradan da daha önceden anlattığım gibi siz klimaların aslında birazcık fanlarının yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde elinizle donanım şeyine dokunmadan. Isıtma kısmındaki ikinci sekmede de koltuk ısıtma ayarları var. Bu araba uzun menzilli premium model olduğu için model için premium halinde de arka koltuklarda dahi ısıtma var. Ama direksiyonda vesile jack de yok. Model S ve X'te olan ama 3'te olmayan özelliklerden bir başkası da o. Alttan devam ettiğimizde ön camı ısıtma, buharlaşma vesaireye karşı ve arka cam rezistansı burada görüyorsunuz. Ses kısmı da burada. Son olarak da üst kısımda, en üst kısımda burada kilitleme, burada saati görme, burada sıcaklığı görme, burada Tesla'nın normal kendi yazılım versiyonu, şasi numarası, Easter egg'leri ve arabanın ne olduğunu, şekli, şemali, kilometresi falan gibi şeyleri görebildiğiniz bir kısım. Bu kullanıcı profilleri, bu tempe ben kendi ayarlarımı kaydettim geçici olanlara. Bab bu arabanın sahibiymiş mesela, bunu bozmayın diyor. Bu Homelink ev garajı, buraya bir herhangi bir garaj tanımlanmamış. Bu LTE, arabada tabii ki 4G var ama sim kartın yerini bilmiyorum, keşke bilsem. Avrupa'ya gelen arabalarda sim kart değiştirilmesi gerekeceği için onu zaten biz kısa zamanda öğreniriz. Ama bu ülke o kadar büyük ki, koca bir kıta, tek bir sim kart tabii ki yetiyor. Kimsenin aklına bile gelmiyor sim kart yerini düşünmek. Son olarak da burada Bluetooth. Ana ekran ayarları bu şekilde. Gayet esasında kullanımı kolay bir sistem. Bu arada çok iyi ısıtıyor arabanın kliması. Ben arabanın gerçekten kaloriferini çok beğendim. Şu klimayı da, pardon, sileceği de kapatalım. Şimdi ayarlara geçersek, ayarlarda birazcık farklılıklar olabilir. Bir hızlıca üzerinden geçelim. Ayarlar ekranında ilk göze çarpan bence zaten nokta, torpido gözünün ayrı bir tuşunun olması dokunmatik olarak. Yani torpidonun bile dokunmatik bir tuşu var. Torpido dahi oradan açılıyor ve o hep orada. Hızlı kontrollerde burada dış farları ayarlayabiliyorsunuz otomatikte. Park farları, yani gündüz farları ya da normal farları sürekli açık tutabilirsiniz. Ben otomatikte tutuyorum. Sis sadece ön farlarda var, ön sis farları var, onu açabilirsiniz. Bu ayna ve direksiyon ayarları, buna bastığınız zaman direksiyondaki tuşu kullanarak ayar yapabiliyorsunuz. Aynayı katlayabiliyorsunuz buradan çünkü ayna katlamanın da normalde olması gerektiği gibi sol kapıda bir tuşu yok kapı içerisinde. Cam kilidi de yine aynı şekilde buradan, bu da enteresan, bunun da mesela bir tuşu yok Model S'de ve X'de olmasına rağmen. Ekran parlaklığı zaten buradan otomatikte şu anda. Işıklara geçtiğimizde yine deminki şununla aynı yer aslında ama detaylı menüye dağılmışlar bunu. Kabin ışıkları otomatikte açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Ambient Lights da aslında arabanın kabin içerisindeki çevre ışıkları, çok gerekli bir şey değil. Otomatik uzunlar bende açık, bunu dağ yollarındayken bayağı bir göstermiştim sizde. Arabadan çıktıktan sonra farların açık kalması karanlık yerler için önemli, bu da açık. Direksiyon ışıkları, bu da açık. Bu da direksiyondaki tuşların yönlerini görmeniz için önemli. Kilitlerde de burada mesela anahtarlar tanımlı. Gördüğünüz gibi iki tane keycard tanımlanmış arabaya. Bir tanesi bizde zaten. Oda kartı gibi olanlardan. Bir tane iPhone, bir tane iPhone X. İki tane iPhone arabaya anahtar olarak tanıtılmış. Ama bunlar bizde yok. Zaten buraya da silmeyin diye yazmış sahibi de. Kapı kilidi, çocuk kilidi, cam kilidi gibi şeyler yine buradan kontrol edilebiliyor. Parka aldığında kilidi açma, lock confirmation sound, yani kilitlendiğinde bir onay sesi verme ve arabadan uzaklaştığında kapının kilitlenmesi de seçebileceğiniz ayarlar arasında. Ekran ayarlarında da ekranın görüntü modunun gündüz gece mi yoksa otomatikte mi? Mesela gece olsaydı şu anda böyle gözükecekti. Ama biz bunu otomatikte tutarsak uğraşmamıza gerek kalmıyor. Ekran temizleme modu dokunmatik ekranın dokunmatik kısımlarını bir 5 saniye boyunca basmadığınız sürece iptal eden bir mod. Bu da ekranı silmeniz için, hiçbir ayarla oynamadan silmeniz için olan bir şey. Burada da diğer görüntü ayarları var. Mesela
zamanı 24 saat mi 12 saat mi olarak göstersin? Enerjiyi yüzde pil yüzdesi olarak mı göstersin yoksa mesafe olarak mı göstersin ki ben bunu burada tutuyorum. Mesafeyi kilometre mi mil mi göstersin? Bu normalde şu anda kendi vatanında olduğu için milde olması lazım da ben hiçbir şey anlamıyorum, öyle kafam karışıyor. O yüzden kilometrede tutuyorum. Keza aynı şekilde Fahrenheit. Mesela Fahrenheit olursa kabini 71 dereceye mi ayarlamam lazım? Kaça ayarlamam lazım bilmiyorum. O yüzden ben bunları burada tutuyorum. Sürüş ayarlarına geçersek iki tane sürüş ayarı var zaten. Chill ve standart. Direksiyon modunda konfor, standart ve spor olarak 3 seçenek var. Ben sporttaydı aldığımda konforta aldım. Ona rağmen direksiyon birazcık bana sert geliyor model S'e kıyasla. Model S'de birazcık daha yumuşaktı. Ama bu sertlik biraz daha sürüş hissi veriyor olabilir arabaya. O anlamda güzel. Regeneratif frenleme ayarı standart ve düşük olarak yine aynı S ve X'tekiyle aynı bu. Clip dediğimiz olay, bunu açarsanız aynı otomatik araba taklidi yaparak araba ayağınızı frenden kaldırdığınızda yavaş yavaş ileri doğru ilerlemesini sağlıyor. Hafif bir tork veriyor. Ben eskiden bunu kullanırdım otomatik arabalara alışık olduğum için ama şu anda elektrikliye geçeli 4 sene iyi geçti hatta yani. Yüz binlerce de kilometre oldu. Artık gerek duymuyorum. Otopilot ayarlarında da cruise'daki mesela takip mesafesi buradan ayarlanabildiği gibi direksiyondan da ayarlanabiliyor. Otomatik direksiyon ve arabayı uzaktan çağırma, park yerlerinden çıkartma etme açık. Hız limiti ayarı ve hız limitinin ne kadar fazlasında otopilotun gitmesine izin vereceğiniz ayarı burada var. Burada çarpışma uyarısı, çarpışma önleme ayarları var. Mesela erken mi uyarsın, orta sürede mi uyarsın yoksa geç sürede mi uyarsın diye. Şeritten çıkarken arabayı titretme kısmı açık değil bende. Otomatik acil frenleme açık ve önde bir obje varsa hızlanmama olayı da açık. Navigasyona geldiğimizde navigasyonda tabii ki supercharger'ı kullanarak yol rota planlama açık. Bu bence önemli bir özellik. Online rota bu trafiği kullanarak size rota çiziyor. Trafik 5 dakikadan daha fazla kurtaran bir alternatif rota varsa onu veriyor. Bunun hassaslığı ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde feribotları ve gişeli yolları, paralı yolları kullanmama opsiyonu da açabiliyorsunuz. Güvenlik kısmında da arabanın gücünü komple kapatabiliyorsunuz. El freni çekebiliyorsunuz. Eğer arabayı parka almayacaksanız, boşta yapacaksanız bu işi. Bu en az kullanılan özellik falandır. Şu an zaten parkta olduğu için el freni çekili. Hız limiti koyabilirsiniz arabaya. Bunun için şifre istiyor tabii arabayı. Başkasına vereceksiniz vesaire diye. Park asistanı ötmeleri, park uyarısı, park sensörü ötmeleri açık. Güvenlik alarmı açık. Cabin Overheat Protection şu anda açık değil. Bu da yine Model S ayarlarında da anlatmıştım. Kabinin aşırı derecede ısınmasını engelliyor. İçeride hani köpek falan bırakırsanız atıyorum 50 dereceyi geçtikten sonra arabanın soğutmasını açabiliyor siz arabada yoksanız bile. Allow Mobile Access de zaten arabaya uzaktan cep telefonuyla falan erişimin açık olması. Servis kısmı da bu biraz enteresan. Mesela Viper servis modu alırsam arabanın silecekleri normalde çok aşağı gömülü olduğu için çıkartılamıyor. Ama Viper servis modu dersem böyle yarıya getirip silecekleri durduruyor. Siz çıkartıp takabilirsiniz diye. Adjust headlights biraz enteresan. Buna dokunmam yani. Bunu sadece zaten servis teknisyenleri yapmalıdır diye uyarı koymuşlar. Yine direksiyondaki tuşu kullanarak farların yukarı mı aşağı mı bakacağını ayarlayabiliyorsunuz. Muayene öncesi falan yapılabilir şeyler. Towing modu zaten araba boşa geçen bir araba olmadığı için tow moda geçtiği zaman gerçek boşa geçmiş oluyor. Çünkü tow modunun adı arabayı çekmek demek zaten, çektirme modu. Factory reset arabanın bütün fabrika ayarlarına dönmesini sağlıyor. Bu da zaten kullanım kitapçığı. Buradan tek tek her özelliği okuyabilirsiniz. Elinizdeki kağıt alıp okumaktansa oradan okuyabilirsiniz. Durum böyle.